lirayla maaş bağlanması. 1190 lirayla maaş bağlandı, emekli maaşı. Yani bilemiyorum, hadi diyelim ki benim anamdan babamdan var da, herkesin anasından babasından yok ki. Yok. En azından bir askeri ücret kalması lazım diye. Evet. Meclis'te sizin en çok gündeme getirmeniz gerekir. Sen bendir falan döküyorsun da bizim böyle bir korkumuz oldu. Evet. Ben bu konuyla ilgili bir dile getirmek istedim. Ha, sağ olsun bana şunu söyledi. Yani o zaman biraz daha gençtim. Bak ben sizin gibi böyle işte bize bunları sorması gereken insanlar olduğunu istiyorum. Sağ olsun İsmail Usta, işte Abdullah falan dile getiriyor ama ne kadar insan dile getiriyor? Herkes getiremiyor mu? Biz böyle bir şey söyledim mi, bazı arkadaşlarımız bizi eleştiriyor. Aslında eleştirmemesi lazım. Çünkü sorunlarımızı dile getiremiyoruz. Efendim eleştirme tabii haksız olursa bir anlamı ama eleştiri haklıysa onu dile getirmek zorunda ya. Haklı şimdi 1100 lirayla, 1200 lirayla, 1500 lirayla, 1600 lirayla, 2000 lirayla, 2800'ün altında yani asgari ücretin altında bir ailenin geçinme şansı yok zaten. Yoksa en düşük aylığı ne olması lazım? Öyle olması lazım. Başkanım, cam da bulamıyoruz. Evet. Aramızdan cam alamıyoruz. Şu anda cam yok. Niçin yok cam? Cam ne çiziyor? Şişe cam, şişe cam ve trakya camda cam üretilmediği konuşuluyor. Evet. İran'dan şu anda cam yurt dışından ithal gelip pazara girdiği söyleniyor. Yani yaklaşık bir yıldır cam bulamıyoruz. Para borsaya düştü cam. Her ay %20, %25. Cam arabanın ön ve arka camları. Yok. Cam balkonlarda. Yok başkanım. Cam balkonlarda tamam. Bizim, anladım. Bizim aynı zamanda hem de PVC'de kullandığımız. Evet, evet, evet. Evet. Yani bugün ölçü aldığımız zaman önceden 15 günde takabiliyorduk. Şu anda 1,5 ay. Bir de o var. 1,5 ay bekliyor. Müşteri de daralıyor. Tabi. Ne oldu diyor. Ne oldu? Niye gelmiyor? Evet. Yani çoğu malzemeler kara borsaya düştü başkanım. Fırsatçıların elinde. Evet. Yani fırsatçılar depolar, köşeye dönüyor. Fırsatçılar köşeye dönüyor. Evet. Evet. Bak sizin sayenizde bayramlarda bire birer ikramiye yapmış başkanım. Bu emekli maaşlarını da gündeme getirirseniz çok getiriyorum, memnun oluruz. Getiriyorum. 1000 lira ikramiye 2018'de. Evet. Şimdi 2021'deyiz. Bir kuruş bile artmadı. Evet, aynen. Artmadı. Ben bir şey sorabilirim. Tabii. Bu emekliler maaş zammı vereceği zaman bu TÜİK'in yapmış olduğu fiyat araştırması belli bir cüzi bir rakamlarda çıkıyor. Evet. Ve ikinci ay, üçüncü aylarda birdenbire yükseliyor. Bu bir. Bunun sebebi ne acaba? Sebebi emekliye daha düşük aylık vermek. Peki. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Evet. Ben size teşekkür ederim. Şu fazla maaş alan milletvekilleri veyahut da bürokraside. Evet. Bunları siz daha çok dile getiriyorsunuz. Getiriyorum. Meral Hanım daha çok dile öyle getiriyor. Bunun için de teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir halk olarak, bir esnaf olarak. Bunlar için de ne yapabileceksiniz? Yani adam 272 lira maaş alıyor. Vallahi şunu söyleyeyim. O 5 yerden, 6 yerden, 4 yerden, 3 yerden maaş alanların aylıklarını keseceğiz. Herkes İnşallah. Bir yerden alıyor. İnşallah. Kardeşim, nereden yani alıyorsun sen? Bu kadar 10 milyon işsiz var. Emekliye veriyorsun. Ya dul ve yetime verdikleri para 673 lira ya. 673 lirayla bu kadın veya bu erkek nasıl geçinir? 673 lira ya. Bir de başkanım şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan yine size tazminat açmasın bu kadar milleti toplamayız. Yok otobüslerde, mitinglerde bayanlar arttı. Başkanım, evet, evet, evet. Bir de iş yerlerimiz kira, bir de esnafın sırtındaki yük şu. Bağkur primleri çok yüksek. Çok yüksek. Yani 1055 lira bir sigorta var, dükkan kira, bir de ev kira olsa Allah'tan değil, bir de bağkur primi. 1055 lira bağkur veriyorsunuz. Evet. Ayrıca gelir vergisi ödüyorsunuz. Ayrıca katma değer vergisi ödüyorsunuz. Sadece yani yılda 9000 gün prim ödüyorsunuz. Belli bir yaşı doldurduktan sonra emekli oluyorsunuz. Emekli aylığınız çok düşük. 1500-1400 lira evet, emekli. Evet, evet. O da sizin sayenizde 1500 lira oldu en düşük. Tabii. Emekli maaşı. Ben yıllarca 1500'ün altında yok dediler. Ben de çıkardım bütün rakamları. 1500'ün altında 875 bin kişi aylık alıyordu. Sonunda 1500 yaptılar. Aradaki farkı enflasyonu endekslediler. 1500 alan aylığı hiç artmadı. Bir de öyle bir şey.
Hatta bunu birisi, bir emekli söylemiş. Ya şeytanın aklına bile gelmez, bunların aklına gelir diye. Öyle, öyle yani. Öyle. Başkanım, evet. Boya batın gelmeseydi. Sağ ol, onu başkanım hallettim ben. Alayım bir tane. Hayır başkanım, iki sorum var. Evet. Sıkıldık ya. Ben bunu haber izliyorum. Radyo var çok. Ya her bir şeyin altında, bunu işte, yani bunu bir çözüm vermeyiz. Yani bu, birinci sorun bu. Şöyle şey olarak. İkinci soru da, Süleyman Soylu olsun, şey olsun. Yani hiç kazandığın daha var mı ya? Merak ettim, yarın kaçırsın merak ettim. Anladım sen konuyu. Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok. Alt mahkeme değil. En son aşamaya gelinceye kadar sonuçta bana hak veriyorlar. Ya Anayasa Mahkemesi bana hak veriyor ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bana hak veriyor. Bana hak veriyor ama üzüldüğüm nokta şu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tazminata mahkum ediyor. Neden diyor, Kılıçdaroğlu'na haksızlık yaptın diye. Buradan ben paramı sonunda alıyorum. O da ben alıyorum. Bağış yapıyor. Hayır, hazineye oruyor buraya. Yok hayır. Biliyorum ben bunu. Yalan, kim yalan konuşuyor? Mesela şey var. Ben mahkeme kararlarını çıkarıyorum. Hepsi. Merak et. Herkes de merak ediyor. Tabii. Hepsini hiç çıkarıyor. Hiç kazandı dava var mı diyoruz. Yani yok. Merak ettik ya. Evet. Ben ama aleyhine 5 paralık dava açıyorum. Onları kazanıyorum. O bir yukarıya götüremiyor. İkincisi, işte bütün şeyler Kılıçdaroğlu sorumlu diyor. Evet. Sanıyor ki ben iktidardayım, o muhalefette. Evet. Oysa o iktidarda ama iktidarda olduğunun farkında değil. Rahatsız olmasının nedeni şu, ben doğruları söylüyorum, o hazmedemiyor. Neden beni alkışlamıyorsun diyor. Niye alkışlayayım? Vatandaşın derdi varsa onu söyleyeceğim. Sorumlu beni buluyor. Ya arkadaş, bankalar bana bağlı değil. Bakanlıklar bana bağlı değil. Genel müdürlükler bana bağlı değil. E ben diyorum, emekli bu aylıkta nasıl geçinecek? Vay efendim, sen bunu nasıl söylersin? Kapanan 99 bin iş yeri var, esnaf. Evet. Ben bu rakamı nereden buluyorum? Esnafların Ticaret Sicili Gazetesi var. Gazeteye bakıyorum, kapanan esnaf sayısı var orada. O da diyor ki, etrafa sordum, hiçbir esnaf kapanmadı. Ya peki bu gazete benim gazetem değil. Bu gazeteyi ben yayınlamıyorum. Yayınlayan TESK, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kuruluşu. Onlar zaten yayınlıyor. Ben de oradan alıyorum, bakıyorum, bu kadar esnaf kapandı. Kapanmadı diyor. E kim doğruyu söylüyor? İnanın şundan, şuna inanmanızı isterim. Her yerde, her ortamda mutlaka doğruları söyleyeceğim. Mutlaka ama. Evet. Ne derse desin. Hiç önemli değil. Benim için önemli değil. Benim için hakikat kadar değerli bir şey yok. Benim için, bakın bu çocuklar kendi evlerinde huzur içinde yaşıyorlarsa, güzel bir okula gidiyorlarsa, iyi bir eğitim alıyorlarsa, her evde huzur varsa, her evde bereket varsa, en güzel Türkiye o Türkiye'dir. Biz o Türkiye'nin özlemini duyuyoruz. Onu yapacağız. Bakın ben siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim. Ben politikaya atıldığımda mal varlığım neyse, bugün de mal varlığımı kendi internet sitemde yayınladım. Korkmuyorum. Doğrusu. Alın teriyle kazandım. Ama benim mal varlığım azaldı bakın. Siyasete girdim. Evet. Ama birileri siyasete girdi, köşeyi döndü. Ya peki bu para nereden geliyor? Nereden geliyor? Ben mütevazi bir evde oturuyorum. Üstelik öyle çok büyük harcamalarım da yok. 3 çocuğum da ayrı, her birisinin eli ekmek tutuyor. Benle hanımız evde zaten. Dolayısıyla bakın biz mütevazi bir hayat sürüyoruz. Nasıl? Sizin yaşadığınız gibi. Örnek olmak zorundayız topluma. Eğer siz bunu yapmazsanız, lüks içinde yaşarsanız, vatandaşın derdini dinlemezseniz, vatandaşın arasına girmezseniz, ya vatandaş senin sorunun nedir diye düşünmezseniz, konuşmazsanız memleketin sorununu çözemezsiniz. Bakın ben defalarca söyledim. Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Ekonomik Sosyal Konseyi topla dedim. Esnaf orada, sanayici orada, kobici orada, işçi orada, çiftçi orada, emekli orada. Çağır ya arkadaş, sizin derdiniz nedir? Bakanları bir sıraya diz, sen de başında otur, öbür tarafa da vatandaş otursun, anlatsın derdini. Ya nedir bu sorun? Bunu dinlemiyorlar, yapmıyorlar. Benim söylediğim doğrudur. Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey, Kılıçdaroğlu demiyor, Bay Kemal diyor. Evet. Bay Kemal'in söylediği her şey yanlıştır. Olmaz. Yaşayan sizsiniz. Siz yaşadığınızla kimin doğru söylediğini görüyorsunuz. Aynı. Siz yaşıyorsunuz. Siz geliriniz olsa, imkanınız olsa, iyi bir emekli aylığı alsanız niye şikayet edeceksiniz ki? Teşekkür edersiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Borabat hatırası. Borabat hatırası. Eyvallah. Bizi memnun ettiniz. Eyvallah. Allah razı olsun. Yatırmışsınızı nasip etsin. Çok teşekkür ederiz. Bizi unutmadığınız için. Allah razı olsun. Başkanım sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Benim genel belli. Şimdi bir kişinin, iki kişinin iyi olması önemli değil. Gelenin iyi olması lazım. Kaç tane şey var burada? Dükkan var. Toplam 350. Evet. Gittiğimiz bazı yerlerde özellikle hani cumartesi pazar kapanınca diyorlar vatandaş arabasını daha çok cumartesi pazar getiriyor. Evet. Tamire kapanınca da diyorlar, evet, sıkıntı çıkıyor. Evet. Evet. Kolay değil. Kerkenlisi zor. Evet. Rabbim kolaylık versin. Allah'ın inşallah. Amin. Amin. Temennimiz var. 21 Mayıs 2011'de uğradığımızda burası kapalıydı. Şurada çay içmiştik. Evet, evet. Yani hani çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok sağ olun. Çok. Semaver güzel ama. Evet. O zamanki semaverimiz biraz eskiydi. Biliyorum. Evet, evet. Sizin güzel. Gönlümüz güzel. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ali Usta. Evet. He? Ali Usta. Güzel, güzel. Ama tabii piyasadan memnun değiliz ister istemez. Evet, öyle. Zaten şeyler belli, piyasa belli, pandemiden dolayı. Evet. Dediğimiz gibi yani emekli de olsak bir işe yaramıyor zaten normalde genelde. Evet. Çünkü verdiği para belli. Evet. Yani geçinme imkansız bir şey diyebilirim yani. İmkansız. Evet. Onun için de emekli maaşının en kötü asgari ücret olması diye düşünüyorum yani. Evet. En kötü ihtimal. Evet, evet. Evet. İnşallah düzelecek diye bekliyoruz. İnşallah düzelteceğiz, düzelteceğiz. Hep beraber düzelteceğiz. İnşallah. İş yeri kiralık mı? Kiralık. Kiralık. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? 4 kişiyiz. 4 kişisiniz. Evet. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı. Çağlayan oto ile elektrik, evet, işiyle. Evet, arabaların. Evet başkanım. Evet. Kışın mı daha fazla, yazın mı daha fazla arıza geliyor? İkisi de aynı başkanım. İkisi de aynı. Evet. Yani evet. Bu ara virüsten dolayı biraz sıkıntılar oldu. Evet. 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 Aklınıza da inşallah. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Tek bir elemanım var işte. Tek eleman. Evet. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ olun başkanım. Hoşça kalın. Hoşça kalın başkanım. Eyvallah. Arkadaşlar biraz açık. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım ve Sinoplu hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, iki günden beri kentimizdesiniz. Tüm Sinop halkı adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz ve bu güzel günde Genel Başkanımızın belediyemizi ziyaretinde bizleri yalnız bırakmayan, bu heyecanı bizlerle yaşayan tüm Sinoplu hemşerilerime de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve Sayın Genel Başkanım buyurun. Aslında burada yaşayanlar da son derece mutlu olmalı. Çünkü Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisinde yaşıyorsunuz. Keşke ben de emekli olduğumda gelip orada yaşayabilsem. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. İnsanları güzel, coğrafyası güzel, tarihi güzel. Olağanüstü güzel bir kent. Bu kentte yaşayanlar çok güzel bir belediye başkanı seçmişler. O da size hizmet ediyor. Hepinizin huzurunda Sayın Belediye Başkanımızı da yürekten kutluyorum. Size verdiği hizmet çok önemlidir. Sizi mutlu etmesi lazım. Güzel hizmetler yapacak, bundan sonra da yapacak. İnşallah Sinop'u çok daha güzel bir Sinop yapacak. Sinop'un aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınması lazım. Görkemli bir tarihi var, güzel bir tarihi var. Bunu da inşallah hep birlikte yapacağız. İktidara geldiğimizde çok güzel şeyler yapacağız.
Bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluğu. Bu ülkede her eve huzuru getireceğiz, her eve huzuru getireceğiz. Bizim insanımız birinci sınıf demokrasiye layıktır. Üçüncü sınıf demokrasiye değil. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat gezebilmeli, rahat konuşabilmeli. Dolayısıyla biz bu güzel ülkeyi cennete çevirmek istiyoruz. Cehenneme değil. Birlikte yaşayacağız ve huzur içinde yaşayacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. 23 yıl, maşallah. Berber esnaflığı yapıyorum. Sayın Genel Başkan, bir isteğim var. Bakkal, lokanta, resmi kurumlar 8'de açılıyor. Biz hala berberler 10'da açıyoruz. Ben isterim ki Sayın Belediye Başkanımız sabah açayım, sakal tıraş yapayım, işini öyle gitsin. Dinliyor belediye başkanımız. Evet. Güzel. Bunda ya teklifte bulunursanız. Tamam, tamam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Önce merhaba başkanım. Merhaba. Daha gör şekilde erken seçimi dillendirseniz. Dillendireceğim. Valla çok iyi olur çünkü bu ülkenin gidişatı pek iyi değil. Ben de biliyorum iyi değil. Sandığı koyacağız, millet tercihini yapsın. İşte tercihimizi yapalım artık. İnşallah, inşallah. Erken seçimi dillendirsek artık. İnşallah, olur, hay hay. Hay hay. Teşekkür ederim. Mersin, Adana. Mersin, Adana. Evet, öyle. Evet. Nasıl işleriniz? Çok şükür. Allah'a şükür. Güzel. Çalışıyoruz. Hoşçakalın. Gayet iyi. Gayet çok memnun iyi. Oldum. Teşekkür ederim. Ben belki... Efendim sizlerden fotoğraf isterim. Müsaade edin. Onu alayım efendim. Ben kuracağım. Şöyle başkanımla. Yok şunu da şöyle tutalım. Oraya. Oraya. Sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Siz de burası 1955'te. Şurası da 1965'teki olan bir yerimiz burası. Ve Cumhuriyetimizin kurulduğu ve savaş gemilerimiz olduğu bir yer burası. Buraları AK Parti'ye burası meydan projesi adı altında yok ediliyor. Yıkacaklar bizi buradan. Yani bizim burada ruhumuzu, hayalimizi, geleceğimizi yok ettiler. Şimdi meydan projesi adı altında burası hükümet, tabii ki üzülerek söylüyorum, değilim valisi, siyasi partinin valisi olmaz. Olmamalı. Devletin valisi olur. Devletin valisi. Kesinlikle efendim. Şimdi burada AK Parti yanına alarak sayın valimizi, il başkanı alarak yukarıdaki esnafa geziyorlar. Diyorlar ki buraları yıkılsın efendim. Burası bizim babamızdan gelen bir yer. Benden de oğluma geçiyor. O nedenle buraları heba edecekler. Yani buraları heba edecekler efendim. Ben şimdi burada, şimdi meydan projesi adı altında hükümet konağı kaldı. Yıkamıyorlar. Göstermelik olarak şimdi biz orayı yıkıyorlar efendim, meydan projesi. Bir lütfen dönüp bakabilir misiniz genel başkanım? Maskenizi düzeltin. Evet, o binayı şimdi yıkıyorlar efendim. Bizi yıkıp oraya geçirecekler efendim. Tuncay Molla Veysoğlu ile program yaparken ziyaret etmiştim. Evet, evet. 2005-2006 olabilir. Altılı yıllarda. Meclisi ziyaret etmiştim. Evet, çok teşekkür ederim. Emekli öğretmenim, sağ olun partimizin hocam. Üyesiyim. Sağ olun hocam. Çok mücadeleye devam edeceğiz. Ürünler kendi ürünü. Öyle mi? Güzel. Tabii. Güzel. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok... Kaç roman kardeşiniz var? 500-600 kadar. Güzel. Sizin gününüz. Evet. Evet. Bütün romanları, romanlar gününü kutluyorum. Hepsine şükran borçluyum. Olağanüstü bir müzik. Mesela buna da yürekten inanıyorum. Bizim bir roman strateji belgemiz var. Ve bütün belediye başkanlarının bu strateji belgesine uymalarını da istiyoruz. Belediye başkanımız da zaten burada. Başkanımız zaten sonuna kadar. Evet, 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 evet. Evet. Başkanım. Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin kimliğinden ötürü ötekileştirilmemesi lazım. Herkes bizim vatandaşımız. Herkes bizim başımızın üstünde. Başımızın üstünde yeri var. Herkesin çalışması, üretmesi lazım. Herkesin hak ettiği geliri elde etmesi lazım. Bugün verdiğiniz çiçek benim için çok değerli. Sizin nezdinizde bütün roman kardeşlerimin gününü yürekten kutluyorum. Sağ olun başkanım. Peki efendim, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sinoplu yazarımız sağlık sorunlarından dolayı burada bulunamadılar. Bunları benim sizlere takdim etmemi istediler. Kabul eder misiniz? Ne demek? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim de çok selamlarım. Sağlarım. Siz nasılsınız? İyi, gayet iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, Ufuk'ta seçim görüyor musunuz? Var mı sizce? Olması lazım. Çünkü maliyeti çok yüksek. Geciken her günün maliyeti vatandaş için çok ağır olacak.
Kesinlikle. Evet, bir an önce seçimin olması lazım. Kesinlikle. Gelmesi lazım. Sandık konusun ortaya. Tabii. Biz daha önce AK Parti'de evet. Şey yaptık. 15 yıl boyunca gençlik okullarında evet. İşte merkez yönetiminde şeylerde bulunduk. O zamanlar tabii size önyargıyla bakıyorduk. Evet. Sadece size değil. Evet. Genel muhalefet liderlerinin de önyargıyla bakıyorduk. Evet. Ama baktık evet. Ülkenin durumu iyiye gitmiyor, öyle. Şey olmuyor. Biz de o zaman... Hepimizin Türkiye'nin geleceği konusunda sorumluluğu var. Kesinlikle. Ya benim de var, sizin de var, hanımların da var, herkesin sorumluluğu var. Çünkü hepimizin ortak arzusu gelişen bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, herkesin işinin gücünün olduğu bir Türkiye, işsizliğin olmadığı bir Türkiye. Bunu da birlikte yapacağız, beraber yapacağız. İnşallah, evet. İnşallah Sayın Genel Başkanım. Genel Başkanım, bir kahve ikram etseydik kahve için... Beni bağışlayın. Bu kadar kalabalıkta biraz. Bundan nefret ediyorum. Yani bu işlerle alakalı bir şeyler çözülebilirim. Bak gerçekten bütün sinem biliyorsun hiç oldum. Evet. 1,5 senedir çay bahçeleri kapalı. Simit satmak yasak diye evrak imzaladılar, çıkamıyoruz. Ya biz ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Gerçekten o kadar mağduruz ki. Kredi kartından al oraya yatır, oradan al oraya yatır, oradan çek oraya yatır, oradan çek oraya yatır. Artık burada yani. Başkanım yalvarıyorum, kurtarın bizi buradan. Ne olursunuz artık yetti bunlardan. Sandık gelecek, kurtarın. Beraber kurtulacağız. Hep beraber. Elimizden gelen her şeyi gerçekten... Kirar. Tabii bu süreçte herkes etkilendi. Bilhassa esnaf daha çok etkilendi. Çünkü en çok etkilenen esnaf. Kesinlikle. Memurun, işçinin, emeklinin bir maaşı var ama esnafın evet. Maaşı yok efendim. Öyle. Esnaf milletin eline bakıyor. Millette olmayınca ondan haliyle biz de... Doğru. Olumsuz şekilde etkileyip sıkıntı çekiyoruz. Evet. Ben onu biliyorum. Yani siz gibi esnafımız var, kahvecilerimiz var. Efendim az önce söylediğim simitçilerimiz var, pastanelerimiz var. Bütün esnaf çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çok ama çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ama aşacağız. İnşallah umudumuz var. Aşacağız. İnşallah. Aşacağız. İnşallah. Sandık gelecek. Evet. Ve aşacağız. Evet. Bu işin çözümü orada. Demokratik evet. Yollardan. Evet. Demokratik yollardan bu işi aşacağız. İnşallah. Yani. İnşallah. Türkiye'nin gerçekten huzura ihtiyacı var. Herkesin kazanması lazım. Herkesin üretmesi lazım. Herkesin kazandığı, ürettiği bir ortamda işsizlik de olmaz. Dolayısıyla şimdi vatandaşa para vermezseniz gelip alışveriş de yapmaz. O da var yani. O da hayatın bir başka yeri. 10 milyon 700 bin kişi işsiz. Üniversite mezunları işsiz. Bu adam gelip ne alışveriş yapacak? Evet. Sokağa çıkmak artık çok pahalı oldu. Evet. Sokağa çıkamıyorum. Gençler de öyle söylüyorlar. Yani. Bu açıdan hani bu gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi, ekonomik politikanın bu çerçevede belirlenmesi lazım. İnsanların parası olmalı ki gelip alışveriş yapmalı, çantasını almalı, ayakkabısını almalı. Diyor ki ikinci sefer kullanılmış, daha doğrusu eski ayakkabı var mı diyor alışverişte. Onu istiyor yani vatan. Çünkü yenisini alacak parası yok yani. Evet. Bu da maalesef böyle yani. Üstelik bu Isparta'da bizim milletvekili arkadaşlarımıza söylenen bir gerçek. Biraz da Tamam, para da getirelim. Bir resim çekebilir misiniz?